Thank you very much. Efendim herkese selamlar. Barzonius kanalına hoş geldiniz. Ve bugün karşınızda İtalya İmparatorluğu'nun yani Matilda'nın torunu olarak 3. videoyla karşınızdayım. İmparator Giuseppe olarak başa geçtik. Kısa bir özet vermem gerekirse İmparatorçe Matilda 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. 46 sene boyunca kendisini yönettik. Kendisi Toskana düşesi olarak başladı ufak ufak yayıldı. Papa'nın elinde tuttuğu Romanya krallığını gasp ettik. Sonra İtalya krallığını oluşturduk. Topraklarımız iyice genişledi. Valdoculuğa dönen Hotville'lerin elinden güneydeki Sicilya krallığını aldık. Bununla da kalmadık. Korsika'nın tamamını elimizde tutarken Sardinya'daki bağımsız kontlara tek tek hak iddiası aldık ve o adayı da tamamen ele geçirdik. O ada şu an amcamız olan Prens Folko tarafından yönetiliyor. Bir diğer amcamız ise Prens Alessio. Şu an bizden hiç hoşlanmıyorlar. Çünkü hem ünvanımızda hak iddiaları var hem de önemli vasal oldukları için konseyde koltuk istiyorlar. Ancak bizi bir noktada bir ilk 5-10 sene kadar gücümüzü toplayıp merkezi otoriteyi kurmaya çalışacağız. Bu iki kişiye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ünvanımız üzerinde güçlü hak iddiasına sahip iki topraklı kişi bunlar. Peki neden babamız değil de torunu olarak ...başladık diye soracak olursanız... ...obamız hem lekeli hummaya yakalandı... ...hem de aldığı yaralardan dolayı... ...30 yaşında vefat etti. Matilda da yeterince uzun yaşayarak... ...torunu Giuseppe'nin erişkinliğe yetişmesini... ...bekledi ve tahtı torununa devretti. Hatta görmüş olduğunuz gibi burada... ...iki tane de erkek kardeşimiz mevcut. Onları da eğiteceğiz. Tabii önceliği biz kendi oğlumuza vereceğiz... ...eğitim konusunda. Ve bu kardeşlerimize de toprak vermeyi unutmayacağız. Nereden toprak alırız diye soracak olursak... ...çok basit... Hırvatistan'a veya Sırbistan'a genişlemek çok kolay olmayacak hak iddiası olmadığı sürece. Eğer başka bir dine dönmeyi düşünürlerse o zaman kendilerini tekrardan düşünür. No, 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 no. Ancak bu noktada yapabileceğimiz en kolay hamle Kuzey Afrika'da ilerlemek olacak. Özellikle Tunus, Hayraman, Cezayir taraflarına ve bu Kartaca'nın ana topraklarına ilerlemek çok da zor olmasa gerek. Bu videodaki asıl amacımız ise ekranda görmüş olduğunuz ve daha önceki videonun da sonunda bahsettiğim başarımı elde etmek olacak. Bu başarım içinde tabi 3 şart var. Hanedanımızın en az 50 kişiye ulaşması, İtalya Krallığı'nı kontrol etmemiz ve bir kutsal tarikat kurmamız gerekiyor. Bunlar çok zor değil. Kaldı ki 20 yaşında bir yönetici olarak başladık. Eğer vasallarımız bize karşı örgütleşme kurarsa onları bastırdığımız sürece önümüzdeki bir 30 ya da 40 sene bir süre içerisinde söyleyeyim. Bunu başarmak hiç de zor olmayacak. Hanedanımızın büyümesi için tek yapmamız gereken şey hanedan üyelerimize toprak vermek ve o hanedan üyelerinde çocuk sahibi olması beklemek olacak. Ki halihazırda bakın burada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 ve 5. Bizim hanedanımızdan 5 tane dük seviyesinde üye var. Bunlar zaten bakın görmüş olduğunuz gibi kendi çocuklarında yapıyorlar. Hıh burada o oh, E tabi amcamız biraz başka hanımefendilerle eğlenmiş olacak ki. Hem zinacı ama ona rağmen de sadık. Bu amcamız biraz daha onurlu sanırım. O yüzden çok vakit kaybetmeden maceraya başlayalım derim. İlk yapmam gereken şey bakın burada görmüş olduğunuz gibi Matilda ölmeden hemen önce Dejur Latium düklüğünü ele geçirmiştik ki elimizde tuttuğumuz bu İtalya İmparatorluğu'nun Dejur başkenti de burası. Ben başkentimi o yüzden Roma'ya taşıyorum. Roma'ya taşıdım. Oyunu ilerlettim. Ve çok yaşayın imparator. Öncelikle çocuğumuzu eğitmeyi unutmayalım. Kendisi meraklı olduğu için öğrenim eğitiminden götürmek daha mantıklı olacaktır. Kardeşlerimizin eğitimini de aksatmayalım. Özellikle kendisi diplomasi odandan gitmiş. Annemizden eğitmesini isteyebiliriz. Gayet güzel. Annemiz zaten bizim İki kardeşimizi de eğitiyor olacak. Elimizde biraz fazladan toprak var. Bunları halletmek lazım. Dolayısıyla yapabiliyorsam ben şu kardeşime bir toprak vermeyi düşünüyorum. E, Toskana mı yoksa Ancona'yı mı tutayım? Onu e, bir noktada düşündüm. Toskana'da dejur olarak burada papanın bir toprağı var. Papanın buradaki toprağını almak çok zor olmayacak. Zira kendisinin şu an tuttuğu tek kontuk var. Acaba kendisi bizim vasalımız olur mu sonrasında onu bilemiyorum. Kendisine vasallık teklif etmek istesek kabul etmeyecek. Çünkü kendisi kral seviyesinde bir yönetici. Hani bu ceza olmasa kendisi bizden yeterince hoşlanması durumunda belki onu vasal yapabilirdik. Ancak bu çok mümkün gözükmüyor. Burada bir tane kont vasalımız mevcut. Esasında Toskana'yı kendisine de aktarabiliriz. Ancak benim yapmak istediğim mesela ben buradan kardeşime şuradaki 3 yeri vereceğim. Hatta kendisine şöyle Toskana düklüğünü bile verebilirim. Çok güzel. Amcalarımızı özellikle konseye getirmeyi unutmayalım. Ülkemizdeki 4 önemli vasaldan 3'ü bizim hanedan üyemiz. Bu güzel bir şey. Öncelikle Mareşal'i Lombardiya Dükü olarak atadım. Şansölye'ye bir bakalım. Karakterimizin amcasını koydum. Kendisi normalde öğrenim odağından gitmiş ve idaresi çok iyi. Ancak vekil harç olarak ben amcam Prens Folko'yu başa geçirmeyi düşünüyorum bu noktada. Bir de casus başı meselesi var. Tabi onu da atlamamak gerekecek. Bu güçlü vasalı baktığımız zaman Dük Yürgen'i Entrikası diğerlerine göre en iyi olduğu için bunu getirdik. Ve harç olarak da amcamızı buraya koyduk. Şimdi benim yapmak istediğim kendilerinle ittifak kurmak. Kendileri benden şu an yeterince hoşlanıyorlar. Dolayısıyla başka vasallar onlar adına bir e, hak iddiası örgütleşmesi kursa bile kendileri bizzat katılamıyor olacak. Böylelikle iki tane güçlü vasalı örgütleşmelerden doğrudan elemiş oluyoruz. Çok güzel. Hatta şu an bakalım halalarımız kiminle evli. Belki halalarımızın evli olduğu kişilerle bir e, ittifak yapmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. E, ben kontu yok değil. Seninle ittifak kuruyorum. Bir düzenli askeri birlik. Tabi bunlar konuşlandırılmadığı için bunları konuşlandırırız. Hiç sorun değil. Görmüş olduğunuz gibi bunları da böyle konuşlandırıyoruz. Hoppa. Hmm, kötü. Emilia dükü. Aa, bizim bir de burada da vasalımız varmış. Harika. Ee, saraya seni davet etsek. Nişanınızı bozuyorum. Ee, bunun için özür diliyorum. Ancak efendim sizi şöyle evlendirdik. Çünkü siz sevgilisiniz ve bu abimizle de bir ittifak kurmamız mümkün olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. iki insanı bu şekilde mutlu ettik. Ve herhangi bir sıkıntı çıkmaması adına da kendisini affediyorum. Kendisi zaten bizim arkadaşımızmış. Gayet güzel. Öğrenim. Bunu bir seçelim. En azından bir 5 sene kadar teoloji odandan gidelim. Adammışlık seviyemizi arttırabilirsek en azından adammış hizmetkara çekebilirsek bizim için daha iyi olacaktır. Bazı binaların tabi kontrollerini arttırmak gerekiyor. Bir tane kahya koyalım gayet güzel olur. Kontrol artışı hızlanır aynı zamanda. Belki Hırvatistan veya Sırbistan'la da bir ittifak söz konusu olabilir diyeceğim. Bir bakalım. Erkek kardeşi aa evlenmeyi kabul ediyormuş ama kendisinin tabi önceden oğlu olduğu için ve çocuğu olmadığı için ne yazık ki evet. Fakat erkek kardeşimle böyle evlendirebilirim. Hırvatistan'la bir ittifakımız bu şekilde oldu. Mesela bunu kabul etmeyecek diyor çünkü bize karşı görüşü biraz düşük. Ancak kendisinin bize karşı görüşünü arttırırsak kızıyla da oğlumuzu evlendirebiliriz mesela. Böylelikle görmüş olduğunuz gibi İlirya bölgesi bir sonraki nesilde de hak iddiamız oluşur. Ya yani Bizans fena değil. Bizans iyi gözüküyor. Elimizde Ancona'yı tutuyoruz. Latium'u oluşturduk. Bize karşı örgütleşme. Ee, güzel. Hak iddiası örgütleşmesi yok. Meşruiyetimiz yüksek. Sadece özgürlükçü örgütleşme var. Ee, bu beklenir. Özgürlükçü örgütleşme her zaman beklenir. O yüzden bir cenaze düzenleyelim. Şöyle Vatikan'da büyük annemiz adına. iyi olur. Hem dindarlık kazanırız, hem görüş kazanırız, hem de meşruiyet kazanırız. O yüzden size tavsiyem eğer cenaze düzenleyebiliyorsanız verasetten hemen sonra mütevazı da olsa bir cenaze düzenleyin. Katılan kişiler size karşı görüş kazanır, siz dindarlıkta kazanırsınız ve meşruiyetinizi de arttırırsınız. Ölmüş kişiye ve bir önceki hükümdara bir saygı gösterisidir bu. Yıpranmış dil kılavuzu. Hmm. Olur bunu attık. Onlara katıldık. Meşruiyetimizi de arttıracağız bu şekilde. Bu arada Hırvatistan'da bir savaş mı çıkmış? Katılın. Savaşı buradan yönetirim. Harika. Bir cenaze etkinliğiyle adammış hizmetkar olduk. Şimdi hemen şu müttefikimize yardımcı olun. Buradan biraz fazla para kaybedebiliriz bütün orduyu kaldırdığımız için. Ama mezhep liderine altın... Hatta yapabiliyorsak direkt şu düşman ordusunun üstüne gidelim. Burada hastalık mı var? Eyvah burada evet kötü bir hastalık mevcut Saray mensubumuz Eyvah 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 Hemen kaçmamız lazım buradan İşte böyle ordumuzla savaşa gittiğimiz yerlerde Hastalıkların çıkması <laughs> Umarım buralara yansımaz Harika kardeşimiz büyüdü Bir turnuva hmm, Papa tarafından düzenleniyor ha güzel Tıbbi malzeme ve Paralı asker muhafızı her türlü işe yarar Gelin bakalım Bahçıvan olduk. Güreş okçuluk. Bu güzel. En azından ikisine de katılım gösterebilirsek. Özellikle güreşe. Sağlığımız orta seviyede artar. Okçuluğu geliştirirsek yine küçük bir artış olur. Annemiz vefat etmiş bu arada. Bu hmm, hoş bir durum değil. O yüzden kardeşimi ne itebilirim sanki. Güzel. Müttefikimizin de savaşını bu şekilde hallettik. Biz neden eve geldik anlamadım. İptal mi edildi. Evet. Hmm. Papa öldüğü için biz bir önceki papa değil mi? İnme geçirip hayatını kaybetti <laughs> Kötü oldu. Ya imparatorla evlilik yapalım mı? Bilmiyorum biraz sıkıntı olabilir ama. Ya, ne zaman başa geçtin çocuk? 1015 sene olmuş bilmiyorum. 5 senede bir örgütleşme yer gibiydi ama. Belki Macarlarla yaparım diyeceğim ama <laughs> yok. Hadi gidelim. Tehlike var diyor ama. Onur konu olarak bizi çağırmışlar. Ev sahibimiz Dük Ugo'ymuş. Takdir edildik. Bu mükemmel bir şey. Ülkemizde bir salgın hastalık başladı. <laughs> Buralara uğramayı düşünüyordum. Ama. Ne? Yani kutsal tarikat şimdi kurabiliyormuşuz bu arada istersek. Ee, biraz bekleyeceğim. Mükemmel. Bir malzeme değil. Bu sefer e, paralı asker. Bu sefer tecrübeli kaptan aldık. Tıbbi malzeme götürdük. Etkinlikten etkinliğe en azından seyyah özelliğini arttırıyoruz bir de bu şekilde. ayda sen nereden çıktın ya? Buradaki kontrolleri arttırabildiysek Roma'daki kontrolleri arttırmak çok zor değil. Burada iki tane tapınak var çünkü. Hatta paramız yetiyorken şunları bir tık daha belki arttırabiliriz. Saray ekibini biz iyileştirdik bu arada çok iyi gerçekten. Mezhep liderine hak iddiası değil de, para alsak çok güzel olurdu aslında ama. Ben şu an istesem Bizans'a kutsal savaş da açabiliyorum arkadaşlar. Başka bir mezhepten olduğu için çünkü. Roma'daki kontrolleri tamamladık. Şimdi diğer şu kontuklardaki kontrolleri biraz daha arttıralım. Eser talep et. İyi ya tamam, tamam senin olsun. Gücümüz de baya iyi bu arada. Ekonomimizi biraz daha geliştirebiliriz. Ee, ama askeri gücümüz hiç fena değil. Hop bir dakika. Kutsal savaş. Ey. Bizans'ı aslında bilmiyorum güçsüz de düşürebiliriz ama şu noktada biraz sıkıntı olur. Canım ben ittifak yapacaktın ya. Güzel. Harika. Toprakları eline geçirdi. Belki ilerleyen zamanlarda şöyle yapabiliyorsak ne bileyim epir için bir kutsal savaş yapılabilir. Ama bunlar tabi ortodoks. <laughs> Bakalım duruma göre. Şöyle bir kutsal savaş mı yapsam acaba? Tunus'u almak için o esnada. Fena olmaz. Bir şansımız deneyelim biraz. Belki yaparız bir şeyler. Şu an Tunus'u ele geçiriyoruz. Müttefikimizi savaşa çağıralım. Teşekkürler. Alabiliyorsak şu kutsal tarikat. Ha aldık. Hopa, Alberto öldü. <laughs> Hopa, burada bir ordu. İsmaililere. Ha? Harika. Acaba diyorum savaşı burada bitirsek mi yoksa çarpışmayı yapsak mı? Ama bu sefer Sırbis... Hmm. oğlu ölebilir. Aa, ama gerçi o orduda değilmiş ha. İlginç. Deneyelim bakalım şansımızı ya. Gayet güzel oldu. Bu bölgeyi komple aldık bu şekilde. Tutsaklar için alabiliyorsak hemen fidye alalım. Şöyle Tunus tüklüğünü oluşturdum. Bunu kardeşime vereceğim öncelikle. Kardeşimizi Tunus dükü yaptık. Hırvatistan kralıyla bir ittifak düzenledik aynı zamanda. Kardeşimizin gücünü toparlayabilmesi için onun kontuklarındaki kontrolleri de arttırırız yakın zamanda. Mezhep liderini altına alacağım. Sanırım alamadım. Evet teşekkürler. Saray eseriymiş. Koyarız saraya iyi olur aslında. Daha konulacak başka bir şey yok. Peki. Uf. Bu çok iyi oldu gerçekten. Aa Sırp Ortodoks ayaklanması çıktı Bizans'ta. Uf. Çok kötü bir iç savaş. Bizans bilmiyorum zordu ama belki toparlar. Önce de dediğim gibi şöyle bir epir için bir kutsal savaş yapılabilir. Bizans'tan şöyle şu kıyı tarafı komple alınabilir. Fena olmaz. Robert Giska isimli abimizin yani Hotfiller'in ilki kral Robert'in hayalini biz gerçekleştirebiliriz. Fena olmaz aslında. Ah Prens Folko çok teşekkürler. Tabi iyi para kazanıyorsun. Vekilersin ve elinde bir maden var. E yani şimdi. Hoppa. Fermo üzerinde. Fermo bizim toprağımız mı? Bak işte al işte. Başkenti karantinaya aldık. Hafif tedbirler muazzam. Kral Matya çıbanı. Kral Matya sen misin? <laughs> Senin sayende çıktı. He. Vay be. Satfura'dan başlayalım din değiştirmeye. İbadiymiş burası. Toparlarız ama Hi, Hastalık şu an bitiyor galiba Güzel Hanedanımızdan şu an 41 üye var Hedefimize usul usul ilerliyoruz O esnada da para kazanmaya tabi devam ediyoruz Ben biraz para biriktireceğim Ve bir av bildirisi daha geldi Tabii ki gideriz neden olmasın Mesela paralı asker muhafızı olsun Ne güzel bir işaret Biraz prestijimizi arttırarak Şöyle bahçe mimarlarını belki ekleyebiliriz onun dışında savaşlardan belki bakalım muharebe yağmacıları olabilir. Bu arada şans söyleyemiz mümkünse şu Sicilya krallığını. Ünvanda bütünleştirmeyi yapabiliyorsa yapsın. Hatta şöyle Apulia üzerinden gidebiliriz aslında. İttifak olur. İttifak kurarız tabii ki seninle. Neden olmasın? Kontrolleri arttırdık mı? Kendi topraklarımızı arttırmışız. Harika. Şu an Tunus için deneyeceğiz. Buraya eğer yapabiliyorsa bir üniversite falan yapabiliriz. Heh. şu işe bak. Afaroz edilmiş ya. Uf. Bohemia krallı. Lausitz düklüğü. Aa Bohemia inanmıyorum. Bağımsız kalmış. Çok ilginç ya. Veletya düklüğü burada. Bunlar tabi Slav böyle. Litvanya krallığı oluşmuş ama Litvanya krallığının çoğun elinde tutmuyor. O da güzel. sesem şu anda kutsal tarikat kurabilirim. Ee, fakat biraz para biriktireceğim. Şöyle yaklaşık bir 1500 altın kadar. Heh, mezhep liderinden altın. Lütfen al. Ah mükemmel. Bir sarayı toplayalım. Bakalım bir şey var mı? Güzel. Başarılı göz korkutma diyor. Oo bir dakika. Benim amcam niye ölüyor? Aile cinayet teşebbüsü mü? Yapma ya. Amcam ölüyor senin yüzünden. Sen mi yaptın artık? Sen mi yaralı hale getirdin ama iyi hissetmiyor. Kötüleşen yara kendi kır başlayan. Yani elimdeki çok güzel bir vekil bu yani şimdi. Kaybını karşılayacağım. Tamam. Ha. Bak işte ne güzel ek vergi getiriyor adam ya. Ölmemesi lazım bunun. Bir hanedan mirası açılmış. Hmm. Güvenli rakimleri açtım. Ünvan oluşturma maliyeti azalır ve kontrol artışı da artar bizim hanedan üyelerimiz tarafından. Bu şekilde özellikle yeni aldığımız ve hanedan üyelerime verdiğim topraklar da kontroller daha da hızlı artıyor. Çok güzel. Hatta öğrenci kişiliğini etkileyebiliyor muyuz? Bir bakalım. Bu arada oğlumuz birebir bizimle aynı şu an. Dolayısıyla kendi onun özelliklerini etkilemek istesek bile yapamayacağız. Başka bir kişilik özelliği aktaramıyoruz. Kutsal Roma <laughs> durumu çok kötü gerçekten. Üzüldüm desem yalan olur mu bilmiyorum ama. Ee, Hırvatistan'da bir savaş çıkmış. Buna hemen katılalım. Orduları şöyle karadan taşısam iyi olur. Al işte Polko öldü. Niye öldü yani şimdi bu adam? Amcam vefat etmiş. Ölmese daha iyi olurdu. Ama öldü. Bir bahattık. Aa, amcam tabutta. Yapacak bir şey yok. İsa'nın yüzü. Hı. Güzel. Baş biz koposumuzda da arkadaş olabildik bu arada. Eser hediye. Aa teşekkürler. Neymiş bu? Olur aldım. Ben tuttuğum başka bir yer var mı? Ha sen burayı da mı tutuyorsun? Başkentini kuşatıyor. Hemen yardıma gidelim. Burada bir isyan mı çıktı? Eyvah. Evet bir isyan çıkmış burada. Savaşına katılmayı teklif ettim. Bu çok hoş olmadı. Neyse zaten kardeşim kutsal tarikatları almış. Neyse şu orduları da dağıttım artık. Hı, bize iyi demişler ha. Güzel. Bu abimiz de biraz daha güçlendi. Toprak aldı böyle. Harika oldu. Büyük Yürgen tarafından düzenlenen av. Ee, gidebiliriz. Son bir av etkinliğine gidelim. Şu büyük geziyi yapacağım artık. O lazım çünkü. Ha, Kurdu mağlup etmişiz harika. Bir kılıç projesi var onu yapabiliriz. Yeterince paramız var ee, Dolayısıyla ben şu büyük geziyi bir yapayım diyorum Bir vergi gezisi iyi olur şu Kuzeydeki vasallara şöyle bir uğrayalım Biraz paralarını alalım değil mi Sonra bir de şu amcamıza uğrarız Tamam mükemmel Mümkün olan herkes gelsin Şunu da şöyle ortalayalım Umarım bütün vasallara uğrayabiliriz Temennim odur Elimizdeki paralarla hemen şu kontukları geliştirelim Mümkün olduğunca İtalyan kültürüne yakın zamanda bir gelenek eklemeyi düşünüyorum aslında. Ekonomik olarak bir, bir şey yapmama gerek var mı açıkçası bilmiyorum. Çünkü Roma'da zaten gelişmişlik başlı başına artıyor. Buraya bir tane şehir koyabilirim. İtalyan kültüründe cumhuriyet mirası geleneği açık. Her bir şehir gelişmişlik sağladığı gibi kontrollerin düşmesi durumunda kontrollerin arttırılmasını da zorlaştırıyor ne yazık ki. Ya Dolayısıyla biraz dengeli gitmek lazım. Sen kimsin? Olur olur bana hizmet et. Paterno ya da Palo. Aa, şuraya bir tane mesela. Kale yapılabilir. Hiç fena olmaz. Şehire gerek var mı aslında fazladan? Buradaki kontroller öyle fazladan düşer mi de bilmiyorum. 46 yaşayan mensup var. Çok güzel. Zengin hasat. Hiçbir talepte bulunmuyorum. Oğlumuz bilgiyle alim olmuş. Harika. Şu çocuğu da eğitiriz. Şu an seni eğiten biri yok mu? Eee kötü. Şu an çünkü seyahat ediyor. Başarılı öneri. Aa şu işe bak. Verona dükü ile Bohemya kralı kardeşmiş. Çok iyi değil mi? Ama aralarında neyse bir ittifak yok. Yapmasını beklerdim açıkçası. Senin silahın var mıydı? Senin silahın yoktu değil mi? Bak sana şunu vereceğim. Şu baltayı sana verdim. Hak iddianı kaybet. Kuzenimin silahı var mıydı? Bakalım. Elimizdeki fazla eserleri verelim. Bunu sana verdim. Sen kullanırsın bunu. Bunu yok ettim. Bak bir tane kılıç sana veriyorum şöyle. Tamam mı? Gayet iyi. Senin silahın var mıydı? Senin de silahın yok. Hadi şunu da sana verdim. Hanedan üyelerimin dövüş yeteneklerini arttırıyorum ki kendilerini daha iyi korusunlar. Ne güzel bir kutlama. Hiçbir talepte bulunmuyorum. Vergi gezisi olduğu için de para gelmeye devam ediyor. O esnada kazandığımız parayı tabii ki kontuklara harcayacağız. Ve tarla yapacağız. Gelirler artacak ilk başta. Ne çok fazlaymışız. Obez olmuşuz bu arada kilo veriyorum. <laughs> Bakın diyor ki kutsal babamız Roma'dan kovuldu. Yani kim kovdu? Biz kovduk. Oğlum ben mi yaptım? Bir katolik olarak papaya bir karar aracılığıyla bunu aktarabiliyorsunuz. Ben bunu aktarmayacağım kesinlikle. Hiçbir talepte bulunmuyorum. Aman sağlığımız düşmesin. İyi para kazanıyoruz vergi gelisinden. Bunları şöyle geliştirmeyi unutmuyoruz. Kültürümüze bakalım. Dış surları açmamışız bu arada. Kaleleri geliştiremiyoruz o yüzden. Ona odaklansak iyi olur. Ne güzel zayıfladık. Obez değiliz. Kardeşimizle aramız çok iyi bu arada. Senin rakibin yok. 5 tane arkadaşım var. Güzel. Ben seni affedeceğim. Amcamı öldürtmeye çalışsın. Aralarındaki rekabet çok büyük ihtimalle önceden Sardinya dükü olan amcamın Toskana düklüğünü olan hak iddiası sebebiyle. E kendisi de tabi yani gücünü arttırmak istiyor. Biz buraya zırhlı yaya konuşlandırmışız. O yüzden kışla kurabiliriz. Terracina. Ha, buraya da o zaman bir tane kışla yapılır. Gelirimiz bayağı arttı bu arada. Askeri gücümüz de biraz arttı. 35 yaşındayız. İyi toparladık. Ay hasta olduk. Eh. avcı ve seyyah özelliğini arttırınca sağlığımız daha da artacak. Mezhep liderinden altın. Hadi aldı. Şu an bu hak iddialarıyla uğraşmak istemiyorum. Burada Afrika Krallığı kurulmuş bu arada. Oh. O zaman sana şöyle bir kutsal savaş açalım. Şuradaki toprakları da kardeşime veririm mesela. Paramız varken diyorum kutsal tarikat kursak mı? Hıh i̇yi olur mu? Ostia'ya kurabiliriz. Ostia şehri. Kurduk buraya. Çok güzel. Bilgini açtık sonra mesela sağlam vücut ya da teologdan gidebiliriz. 50 tane yaşayan mensup var. 50 yaşayan mensup. Bir kutsal tarikat kuruldu. İtalya İmparatorluğunu tutuyoruz. Romanya Krallığı mesela bunu oluşturabiliriz. Bunu oluşturduk. İlerce İtalya Krallığı'nı mı oluşturmak gerekiyor? Hmm, bir deneyelim bakalım. İtalya krallığında oluşturduk. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilgili başarımı da bu şekilde kazanmış olduk. Bu başarımı da bu şekilde elde ettik. 20 yaşında başladık, 36 yaşındayız. İyi ilerledik. Bizans şu an dağılıyor, görmüş olduğunuz gibi. Firandığına karşı bir savaş mevcut. Neden acaba bilmiyorum. Şu an baktığımda 51 yaşayan mensup var bizim hanedanımızdan. Eğer bu başarımı elde etmek istiyorsanız yapmanız gereken 4 şey var. 1066'da Düşes Matilde olarak başlamak, İtalya Krallığı'nı kontrol etmek, bir kutsal tarikat kurmak ve hanedanınızdan yaşayan 50 kişinin olması gerek. Eğer hanedan üyeleri topraksızsa çoğunlukla ortalık yerde dolaştıkları zaman çok çocuk sahibi olmuyorlar. Ancak ve ancak toprak sahibi olduklarında bu mümkün oluyor daha çok. Böyle bir durumda da toprakları genişletip hanedan üyelerine toprak vermek icap eder. Bunu da becerdik. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toskana'yı da unutmayalım 8. Bizim hanedanımızdan şu an 8 tane dük var. Bu kişilerin kardeşleri, çocukları eğer yaşları yeterse çocuklarının da çocukları olduğu zaman hanedandaki kişiler gittikçe artıyor. Bunu da bu şekilde size gösterebilirim. Elde etmesi çok zor bir başarım değil. Birçok kişi rahatlıkla deneyebilir Matilda ile başladığında. Ve görmüş olduğunuz gibi önceki videoda Matilda ile başladık. Düklükten imparatorluğa tek hayatta geldik ve Kutsal Roma İmparatorluğundan kendimizi kopardık. Şu an hatta gördüğüm kadarıyla Kutsal Roma tabi Bohemya hariç sadece Dejur topraklarını tutuyor. <laughs> Biz bir kısmını almışız bu arada Karintya tarafları. Buraların onda olmaması gerek ama öyle bir durum var. Durumu çok kötü. Bohemia genişlemeye devam ediyor. Bohemya güçten düşmeyecek. O belli. Bir şöyle dünyaya bakalım. Bakın burada Kabulistan var. Gazneliler. Ciddi güçlenmişler. Selçuklulardan da güçlüler. Selçuklular çoktan dağıldı. Ancak Gazneliler hala hayatta. Çavvan Hanesi burada Rajasthan'ın en güçlü hanedanlarından bir tanesidir. Abbasiler çoğunlukla olduğu gibi her zaman Mezopotamya'yı kurar ve Irak'ı yönetir. Onlar da güçlü. Orasan bir sonraki nesilde çok büyük oranda patlayacak. Efendim buraya kadar sabredip izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bu şekilde de başarımızı elde etmiş olduk. Bununla alakalı bir dördüncü video çekmemi isterseniz özellikle Hırvatistan'ı safımıza katmaya çalışabiliriz bir sonraki nesilde veya Bizans'a çökelim derseniz, Kuzey Afrika üzerinde ilerleyelim derseniz bunu yapmak da mümkün. Eğer böyle bir talebiniz varsa bu videodan sonra ne olacağıyla alakalı yorumlarda bildirebilirsiniz. Eğer video genel olarak da hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeniz de mümkün. Ve en önemlisi kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.